Eğitim ve teknoloji kelimeleri yan yana geldiğinde çoğu insanın aklına bir soru işareti geliyor. Acaba gelecekte robotlardan mı öğreneceğiz? Öğretmenlerin yerini robotlar mı alacak? Ya da fiziksel okullar ortadan kalkacak, artık her şey online sınıflarda mı gerçekleşecek diye merak ediyor olabilirsiniz. Bunu tabii ki zaman gösterecek ama benim düşüncem biz insanlar sosyal canlılarız. Dolayısıyla her zaman paylaşarak, tartışarak bir arada olduğumuz ortamlarda daha verimli öğrenebiliriz. Başka bir deyişle ben yakın gelecekte okulların ortadan kalkacağına inanmıyorum. Hele ki öğretmenlerin rolünü makinelerin alacağını hiç düşünmüyorum. Belki teknoloji Bugün sınıf ortamında yaratabildiğimiz paylaşımı replike edebilecek hale geldiğinde gelecekte sanal sınıflar gerçekliğe dönüşebilir. Yani böyle bir ihtimal var. Fakat öğretmenin rolü her zaman sınıfta önemini koruyacak. Burada benim size söylemek istediğim aslında başka bir şeydi. Çünkü bu spekülatif sorulara cevap vermek bugün kimse için mümkün değil. Benim söylemek istediğim şu. Teknolojiyi İnsan odaklı kullanmalıyız. Teknoloji kullanırken amacımız ne olmalı? Eğer her öğrencinin bir tableti, bilgisayarı olan, akıllı tahtası, projektörü, internet bağlantısı çok iyi olan bir sınıfta teknolojiyi ne amaçla kullandığımızı belirlemezsek bir fayda sağlayabileceğini düşünmüyorum. Veya başka bir örnek vermek gerekirse, belki sadece bir tane bilgisayar olan bir sınıfta Teknolojiyi doğru amaçla kullanırsak büyük bir fark yaratmamız mümkün olabilir. Gezdiğimiz okullarda zaman zaman karşımıza çıkıyor. Her öğretmenin tercihi farklı. Kimisi bilgisayar laboratuvarında Khan Akademi ile ders işliyor. Ama daha etkileyici örneklerden biri, mesela kırsal kesimdeki bir öğretmenimiz kendi cep telefonuyla kendi internet bağlantısını kullanarak indirdiği videoları telefonundan öğrencilere gösteriyor hatta telefonunu projektöre yansıtmanın yollarını bulmuş. Bu şekilde ders işliyordu. Bu beni çok etkiledi. Diyeceğim şu ki niyet olduktan sonra her zaman teknolojik imkanlar yaratılabiliyor ve eldeki imkanlarla bir fark yaratmak mümkün hale gelebiliyor. Burada tasarım odaklı düşüncenin de altını çizmek lazım. Önemli olan o sınıfa fayda sağlayabilecek uygulamaları tasarlamak ve hayata geçirmek. Bir adım geri atacak olursak dedim ki eğitim teknolojilerini insan odaklı kullanmalıyız. Sınıftaki insan faktörünü ön plana çıkarmak için kullanmalıyız diye. Bunu biraz somutlaştırmaya çalışalım. Mesela teknolojiyi kullanarak öğrenme ortamını daha verimli hale getirebilirsek o zaman öğrenciyle öğretmenin geçireceği birebir zaman artacaktır. Ya da belki dersin anlatma kısmını herkes kendi evinde kendi zamanında, kendi hızında, ihtiyacı doğrultusunda alabilirse, o zaman sınıfta öğretmen ve öğrencilerin hem daha çok vakit geçirmesi mümkün olacak, hem de belki grup çalışmalarıyla öğrenci arası iletişimi arttırarak, paylaşım ortamı yaratarak daha verimli bir ders yaratma Şansımız olacak. Sıkça karşıma çıkan bir soruya da cevap vermeye çalışayım yeri gelmişken. Peki teknoloji çok iyi bir şey de çocuklar sürekli ekrana bakacaklar, sürekli ellerinde bir elektronik cihazla dolaşacaklar, asosyal olacaklar diye çekiniyoruz ve çekinmekte haklıyız. Ben şöyle görüyorum. Artık bu teknolojiler burada hayatımızın bir parçası ve hiçbir yere gitmeyecekler çocuklarımız böyle bir dünyaya doğdular. Belki çok daha farklı, çok daha teknolojik bir dünyada yaşamaya devam edecekler. Dolayısıyla tablet kullanma, bilgisayar kullanma, ekrana bakma demek yerine nasıl bu gibi araçlardan doğru faydalanabileceklerini anlatırsak, belki o zaman ayaklarını toprağa basacak arkadaşlarıyla oyun oynayacak daha çok zamanları olur. Teknolojiyi insan faktörünü ön plana çıkartacak şekilde kullanırsak, işte o zaman sevdiklerimizle, ailemizle geçirecek daha fazla zamanımız olabilir. Verimlilik demek, aynı bilgi seviyesine çok daha hızlı ulaşmak demek ve teknoloji kişiselleştirilmiş öğrenmeyi destekleyerek aslında her birimizin potansiyelini kendi hızında açığa çıkarmasına olanak sağlıyor. Başka bir deyişle, belki günün 10 saatini okulda geçirmek ya da ders çalışarak geçirmek yerine aynı noktaya, aynı seviyeye 3-4 saatte ya da 6 saatte ulaşabilirsek günün geri kalan saatlerini belki doğayla iç içe geçirme şansımız olur. Paylaşarak öğrenmek niye bu kadar önemli biliyor musunuz? Edgar Dale'in öğrenme piramidi diye bir çalışması, araştırması var. Kısaca bundan size bahsetmek istiyorum. Diyor ki, bir konuyu dinlediğimizde bunun sadece yüzde aklımızda kalır. Okuduğumuzda ve dinlediğimizde %10'u, bunu görsel ve işitsel malzeme ile destekleyebildiğimizde, mesela eğitim videolarından faydalandığımızda yüzde uygulamaya geçirebildiğimizde yüzde otuzu, tartışabilecek seviyeye geldiğimizde %50'si, tekrar tekrar aynı konuyu tekrarlayıp, kafa yorup, irdelediğimizde yüzde yetmiş ne zaman ki bir başkasına o konuyu öğretebilecek hale geliriz, o zaman bu bilginin %90'ı kalıcı olur diyor. Bu da demek oluyor ki geleneksel eğitim modelinde belki %5'ini hatırlayacağımız bir bilginin %90'ını hatırlar hale gelebiliriz eğer doğru yöntemlerle ders işlersek ve paylaşmanın önemine inanırsak. Öğrencilerin aktif olarak öğrenebilecekleri ortamlar tasarlamalıyız pasif öğrenme yani anlatılanı dinleyerek öğrenme değil yaparak, uygulayarak hatta mümkünse birbirlerine öğreterek öğrenmelerini sağlarsak işte o zaman aktif öğrenme ortamında bilginin çok daha büyük bir kısmının kalıcı olacağını söyleyebiliriz. Bu sefer de size bir Türk eğitimciden alıntı yapacağım. Çok sevdiğim bir söz ya da birkaç sözü sizlerle paylaşacağım. Yazılarının makalelerinin yer aldığı bir kitaptan alıntı yaparak. Okumanın ezberlemek, ezberlemenin anlamak, anlamanın öğrenmek, öğrenmenin ise yapmak olduğu sanılan bir çağda yaşıyoruz. İnsanları yapma ve yaratma güçleriyle değil, ezberleme ve anlama güçleriyle tartıyor ve değerlendiriyoruz. İhtiyacımız olan şey Öğrenenin sorulara yanıt vermesi değil, yaratıcılık ve yapıcılık gücüdür. Ezberlemek, anlamak, öğrenmek ise yapmak değildir. Aksine yapmak hem öğrenmek, hem anlamak hem de bilmektir. İnsan bir şeyi yalnızca yaptığı oranda bilir. İyi öğretmen ne zor soru ne de kolay soru sorandır. Yetiştirici, geliştirici ve olgunlaştırıcı olandır. Okullar bir okutma evi olmaktan çıkıp bir yaratma evi haline gelince şimdiye kadar örneği görülmemiş yepyeni bir kuşak yetişecektir. Bu sözler İsmail Hakkı Baltacıoğlu'na ait ve kendisi bu sözleri 1934'te söylemiş. Adeta yarının ihtiyaçlarını, bugünkü eğitim sisteminin eksiklerini, maker hareketini yaparak, yaratarak, uygulayarak öğrenme kavramlarını tam 84 yıl önce dile getirmiş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.